Niye Fikret kendi kıyafetiyle çıkmadı? Kaç kişi gördü ki Mustafa Keser'in sahne kıyafetini? Daha inandırıcı olurdu. Tamam, Fikret'in kıyafetlerini niye Mustafa Keser'e giydirdik? Adam çıplak mı kalaydı? Çetin abi halledebilecek mi acaba sünnetçiyi? Ben gidip bakayım. Peki ya Fiko'yu tanırlarsa? Bu sahne uzakta ve yüksekte. Işıklar da az veriyoruz. Sizi de bastık. Zaten benziyorlar. Orkestraya da ses etmeyin. Çorba kaynasın dedim. Tamam dedim. Bu iş tamam. Rahat ol. Hiç uzatmayacağım hocam. Nasıl da söylenir bilemiyorum ama. Hayırlı bir iş için yardımınıza muhtaçım. Yapma. Çok gecikmişsin. Öyle değil hocam ya. Tövbe estağfurullah. Ya hocam şimdi misafirlerin arasında ailesi sünnete karşı bir tane çocuk var. Baba tarafı çok istiyor ama ana tarafı acayip karşı çıkıyor. Ne yapabiliriz? Çocuğu kaçırıp gizlice sünnet edecek halimiz yok. Ben de konuya nasıl gireceğim diyordum. Vallahi bravo ya, iyi oldu. Hocam şimdi şöyle diyorum. Çocuğu biz alsak kulise götürsek. Orada iki dakikada kesseniz diyorum. Ne diyor? Olur mu lan öyle şey? Suç bu suç. Size bir şey olmaz, benim başım yanar. Bilsen lan içeride Faruk kardeş. Hatta çoluğun çocuğun varsa onlara da erzak yardımı yaparım. Allah rızası için ne olursun bak. Lan yere git. Ağzını burnunu döverim bak. Pamuk parmaklarını yamuk yamuk dökün. Seni meslekten men ederim. Böyle durumlarda rüşvet filan verilir. Dayaklı adam iddia edilir mi? Rüşvet vermem. Çetin. Adam doğmak günah değil mi? Güzelim benim. Tabi ablanı değil. Ya bunun anasıyla babası kabul etmedi mi? Ya yabancılar ya sünnetçi be. Ya bunu ortosluk istemiyorlar. Özetmez gibi düşünün. Bunun fiyatı da ona göre olacak. Bak olur o zaman. Ne kadar? Artık o pazarlığı dedesiyle yapalım. Haydi Çetin'im. Sen beyefendiye alıp içeri götür, ben de çocuğu getireyim. Haydi canım benim. Haydi. Haydi kalk Pamuk oğlan gel. Gel. Ben böyle her duyuyorum. Vay arkadaş. Katalizör gibi kadın şerefsizim. Reaksiyona girdi. Hızlandırdı olayı. Hiç tepkime uğramadan çekti gitti. Allah Allah. Gel gülüm etme gülüm. Mor menekşe sürdüm. Ben senden ayrı düştüm. Sensin benim sevgilim. Bu kalabalığın içinde nereden bulacağız lan tüpçüyle sevgilisini? Sevgilisinden size ne lan? Tüpçü kızın yanına bile yaklaşamayacak. Söz! Şaşırma, bağırma, panikleme, bayılma, sakın altına kaçırma, her şeyi anlatacağım. Anne! Anne ne lan? Kaç yaşında kaldırsın çocuk gibi? Fikret Bey, Mustafa Keser. Her şeyi anlatacağım. Bu parçadan sonra bir 5 dakika ara vereceğim. Bana bir 5 dakikanı ayırırsan çok sevinirim. Vallahi söyleyeceklerimi dinle. Ondan sonra istersen yüzüme bakma ya. Hadi. 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 Hadi lan şarkıya gireceğim. Hadi. Çiğ sütten kaymak olmaz. Gözlere doymak olmaz. Değil bir yola değil. Yolcuyum durmak olmaz. Sütten kaymak olmaz, gözlere doymak olmaz. Ey bir yol efeyim, yolcuyum durmak olmaz. Siz kimsiniz kardeşim? Ulan kadın akrabalarını mı gönderdi ne? Bittin sen Fikret! Kardeş ben Fikret değilim. Ben Mustafa Keser'im ya. Ulan sen Mustafa Keser'sen ben de Nükit Duru'yum be. Olmadı kim olursan ol gel. Ya! Lan polis! Atlayın lan! Atlayın içeri! Evet beyler. Ne yapıyorduk? İlk önce eller yukarı. Doğru. Doğru. Bismillah be komiserim. Şimdi siren çaldı. Ne ara geldiniz ya? Ya kardeşim ben siren çalmayacak demiyor muyum size ya? Vallahi elim çarptı komiserim. Kaza ara oldu. Özür dilerim. Lan eliniz... Neyse. 3 kişi dedin. Bunlar değil mi? Bulduk mu? Yok amirim. Bunlar onlar değil. Yapma ya. Görsem tanırım. Değil. Yine bize gelmemişler lan. Yine bize gelmemişler lan. Başkasına gelmişler. Biz takıldık yine ortaya. Şu ambulansın kapısını şöyle açık kapacak geçip gidecekler lan. Neyse, nasıl yazdım kafasındaki abinin? Kim ilgileniyor acaba? Bu yaptığınız benim yuvamı yıkabilir biliyorsunuz değil mi? Anne sen hani bu konuda benim tarafındaydın? Ne ara öbür tarafa geçtin? Bir emir elinin yanı... Yok lan öyle değerli değil. Bir emir elinin yeri kumandaranın yanıdır. Bu
Barıştan iniyorum. İyice bir uyusun. Ya anneciğim, çocuk korkudan Türkçe'yi sözü görüyorsun değil mi? Oğlum sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Dede, istersen mahkemeye gidelim. Adım İsmail diye değiştir. Ne olursun kıyma bana. O da planlarımın arasında ama zamanı var. Hadi az sık bakayım dişine. Allah'ım sana geliyorum. Cevher bu çocuk, cevher ya. Babası kim? Benim. Al. Ne bu? Derisi. Geçen kurban dana kestirdik, bu kadar deri çıkmadı. Çocuğun maşallahı var. Ne yapacağım ben bunu? Ya oğlum kemer falan yaparım ulan. Aç şu deri. Yaşasın. Yaşasın. Allah! Allah! Abim. Abim müjdemi isterim. Neler oldu neler. Bakayım, güzel kestirmişsiniz. Allah'ım çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum ya. Nelerini aldım nelerini. Allah'tan ne istediysem vardı, haberdi bana. Amirim, işte bunlar bu çocuğu zorla sünnet ettiriyorlar. Bana da teklif ettiler ama yeminimi bozmadım. Bir de Türkçe vardı, nerede lan o Türkçe, nerede o Türkçe? Aha, bunu lan lan. Bu da kızımı rahatsız ediyor. Amirim, bu adamlar. Arabama çarpıp kaçanlar bu adamlar. Aha, bu da hırsız. Çekçekli valizine yerimi soydu. Sonra da kut çıktı bünen beni doğdu. Amirim, aha bu herifler. Arabamın camını kırdılar, sonra dayıma zorla gemiye kalktın ha bunlar. Lan, biz seninle anlaştırdık ya. Aa, doğru dayı. Arıza geldim ya lan. Yok, ben şikayetçi değilim memur bey. Yürü lan, yürü, yürü. Tuncay, bizi yakmak için kendini de mi yaktın lan? Vay 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 ya. Her yerde aranan meşhur Kalpazan Yılmaz da buradaymış. Arabamı çalanlar, ev soyanlar, görevi kötüye kullanan doktorlar, Mustafa Keser'e silah çeken kaçaklar. Bu nasıl bir sünnet ya? Bütün suçlar buraya doluşmuşsunuz. Bir beni giydirsin, sonra muhabbet edin ya. Arpalıyız da bu kadar değil. Tamam abicim. Hepsini merkeze alıyoruz, orada bir ifadelerini alalım. Bakalım daha neler çıkacak. Elindeki nedir senin? Hiç elimde kalmış öyle. Benim bir beyefendi. Hadi anlat. Vallahi bravo. Müfettiş Macit her şeyi çözdü. Komiserim bir istirham mı olacaktı? Bakın. Buyurun. Ya bu Yılmaz illegal bir adam. Yılmaz mı dedi o? Yaşar, Kalpazan Yılmaz. Vay Yılmaz abi, hoş geldin. Ait olduğum yerdeyim. Buradayım. Şimdi bütün köy bana küsmüş. Demek ki öleceğim diye yalan söylemek biraz yanlış kaçtı. Ben ısıran köpek de kuduz çıktı İsmail abi. Şahabaha köpek de kaç olacağım. Vay be. O değil de hacılar. Sünnet düğünü yapacak diye yola çıkıp elin adamına kış lastiği borçlanmayı ben nasıl becerdim? Vay be bana derdi de ya. Paralar da gitti. Hiç uğruna hem de. Ben para gizlim bir şey değil de babamlar gitti. Lan oğlum onlar senin gerçek baban değildi ki lan. Biliyorum abi. Gerçek değillerdi de. Duygusu bile güzeldi. Ben bir tane baba istiyordum Allah'ımdan. İki tane birden vermişti. Kaçırdım ellerimden. Mustafa Keser davacı olmadı yalnız, ilginç. Harbi delivan neymiş ha? Asıl harbi delivanlı. Matias çıktı. Anlatmadı annesine dedesine olanı biteni. Bir anlatsa hatun beni kesin boşardı. Of. Şimdi işin gücün yok. Çocuğun pipisini görmesinler diye uğraştım. Yılmaz'ı aldılar yalnız, o bayağı bir hapis yatacakmış. Bizi salıp Yılmaz'ı tuttuklarına göre Yılmaz'ın şeyi itiraf etti lan. Bak, her şeyde bir hayır vardır. Bundan da bir ders çıkartmak lazım tabii. Bundan böyle değil düğün dernek yapmak, akrabaların düğününe bile gitmem lan. Bir düğün daha var abi. Düğün yok dedi gelen. Alo! Çıktık çıktık aşkım. Bir yanlış anlaşılma olmuş ya. Yarım saat oradayım, anladım. Ben de değil mi dedim. Tamam, kapat. Hadi. Leyla evet dedi. Ne? Bu ne? Bu ne? Sen hangi ara? Nasıl ya? Lan onu boş ver de Çetin. O kız sana niye evet dedi lan? Aceleniz de ya. Nasıl olsa bir düğün daha var, anladım. Vakit bol. Leyla ile Meczup. Pek yakında. Şamamada küçük annem Şamama. Şamamada küçük annem Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya hamama.
delikanlılar